Hiçbir şey anlatasım yok bu hafta. Öyle susasım var. İçime doğru susasım. Ah bir konuşabilsem, bir konuşacak olsam, belki yıllar evvel yazdığım bir dörtlüğü okurdum size. Susar mı şu gönül, bir gün gelir de. Duyduğum her bir ses, sen olur musun? Erir mi var ve yok, gün gelip bir de aldığım her nefes sen olur musun? Ama konuşasın yok. Susmak enteresan bir şey. Hamuş derler. Belki bugün hamuşana susasım var. Şöyle oturup karşılıklı sussak. Çünkü konuşmak o kişinin harcı ki sükutu da bir şey anlatsın. Arz edebiliyor muyum? Bir zat senelerce bir mağarada halvete çekilmiş. Senelerce kalmış orada. İbadetle, taatle, zikirle meşgul olmuş. Yıllardan sonra dışarı çıktığında çevre ahalisi de toplanmış. Acaba Hazret bunca yılın tecrübesinin üstünden bize bir sohbet eder mi? bize bir şey söyler mi? Hani sanki tur Sina'dan Musa aleyhisselam iniyor da o dudaklarından dökülen ilk sözleri içmek isteyen Beni İsrail gibi toplanmışlar etrafına. Çıkmış Hazretim tam bir şeyler söyleyecek. O sıra orada kuşlar varmış. Onun konuşmasıyla beraber kuşlar pır ürkerek uçup kaçışı vermişler. Onlar kaçınca Hazret susmuş. Tekrar mağaraya dönmüş. Tekrar halvetine, inzivasına, tefekkürüne devam etmiş. Çünkü şöyle düşünüyor kendi kendisine. Ya ben eğer konuşmaya liyakatli bir adam olsaydım bu kuşlar benden ürküp de kaçmazlardı. Cenab-ı Hakk'ın mahlukatı benden ürküp kaçıyorsa hala benim konuşmaya liyakatim yok demiş. Kuşlarla sohbetin de şartları var yani. Ahmet Murat'a selam olsun. Böyledir. Kalbinizle aranız iyidir. Göklerle irtibatınız biraz kavidir. Azıcık içinize eğilmişsinizdir. O sıra bakarsınız ki bir kedi yanınıza teklifsiz yaklaşır. Gelir ve durur. Kedi hisseder bu zattan bana zarar gelmezi kedi hisseder, köpek hisseder, kuş hisseder. Bunu sürekli hale getirebilen insanların belki hakkıdır konuşmak. Başkasının değil. Konuşabilsem, ah bir konuşabilsem neler anlatacağım da susmak geliyor içimden. Ey hamuşan demek geliyor içimden. Çünkü konuşabilsem size Şeyh Halid-i Öleki'yi anlatacağım Kudüs'e sır. Seyyid Sıbatullah Hazretleri'nin halifelerinden birisi. Şeyh Halid Büyük Molla. İntisabı da enteresan. Seyyid Sıbatullah Ervası Hazretleri'ne 16 soru hazırlamış. Gelip o soruları soracak ve imtihan edecek. Böyle bir niyetle geliyor alim. Geleceğini duyunca dervişan da biraz böyle tedirgin geldiğini görmüşler. Hazreti haber vermiş demiş gelsin buyursun. Atından inmiş, kucaklaşmışlar, geçmişler sohbet edilecek. Seyyid Sıkvatul Arvas demiş ki vaktin birinde bir molla bir mürşidi imtihan etmek kastıyla yola çıktı. Ve susmuş. Araya başka mevzular girmiş, başka şeyler konuşulmuş. Şeyh Halit sorularını soracak. Sıkvatul Arvas demiş ki bir molla gelmiş bir mürşidi sigaya çekecek. Birinci sorusu şu olmuş. Demiş, soruyu sormuş. Mürşit de şöyle cevap vermiş deyip cevabını vermiş. İkinci sorusu şu oldu, soruyu sormuş. Mürşit de şöyle dedi, demiş, cevabını vermiş. Üç, sekiz soruya kadar anlatmış ve cevabını vermiş. Şeyh Halid öyle ki bir feryat kopararak düşüp bayılmış. Yunus İbkatullah Arvası Hazretleri'nin bir molla ve mürşit menakıbı üzerinden sorduğu soruların hepsi Şeyh Halid'in Sıbatul Arvası Hazretlerine sormak için getirdiği sorular. Kendine gelince efendim demiş o molla bendenizdim, o mürşit de sizdiniz. Ellerine yapışmış, intisap etmiş. Tabi seyri sülük, alimin seyri sülükü başka oluyor. Ziyaret öyle iki gün üç gün gelmiyor, belki bir ay geliyor, iki ay geliyor, üç ay kalıyor, altı ay kalıyor tekkede. Ama memlekette işte çoluk var, çocuk var, belki iş var, değil mi? Geldikleri vakitte de destursuz kalkamazlarmış. Hani efendim müsaade ederseniz ben artık bir gideyim bu edepsizlik diyemezler. Ne zaman mübarek diyecek ki siz artık gidin isterseniz çoluğunuzu çocuğunuzu görün falan size müsaade var, serbestsiniz diyecek, ondan sonra kalkıp gidebilecek. Şeyh Halid Ölekki Hazretleri 3 ay kadar Sıbatul Arvası Hazretlerinin dergahında kalmış Kudüs'e sırrı. Üçüncü ayın sonuna doğru ufak çocukları var. Biraz çocukları gönlüne düşmüş. Evi obası gönlüne düşmüş. Bir imkan olsa da mübarek destur verse diye içinden geçirirken Sıbatul Arvası Hazretleri Allah Halit demiş. Sizin oraya doğru gideceğiz. Siz de bizimle gelin hem çoluk çocuğunuzu görürsünüz. Hasret giderirsiniz. Öyle deyince pek sevinmiş. Sabaha kadar uyku tutmamış. Uyamamış. Gökyüzünü seyretmiş. Bakmış. Çocuklar gelmiş gözünün önüne. Yağmur yağmaz inşallah diye dua etmiş. Çünkü yağmur yağarsa mübarek seyahat etmekten vazgeçecek. Sabaha kadar bir yandan heyecandan yüreği kıpır kıpır, bir yandan yağmur yağmasın diye dualar ederek sabahı zor etmiş. Sabah olunca bakmış ki Seyyid Sıbatullah Arvası Hazretleri odasına ziyarete geliyor. Hemen kalkmış buyursunlar efendim falan. Size demiş bir şeyi söylemek için geldik. Bizim ufak bir çocuğumuz var demiş, bir kızımız var. O demiş çok hayret ettim sabaha kadar dua etti. Dedi ki Allah'ım inşallah yağmur yağar da <laughs> babam gitmez. Bu çocuklar pek acayiptir Molla Halit demiş. Gitmiş. Molla Halit Hazretleri kala kalmış. Yani diyor ki mübarek sen beni sevme iddiasındasın. Koca adamsın. Benden ayrılma pahasına çoluk çocuğuna kavuşmak için sabaha kadar dua ediyorsun. Elini açıp diyorsun ki ya Rabbi yağmur yağmasa da yola gitsek. Sen benden ayrılmak için dua ediyorsun. Öbürü çocuktur. 3-4 yaşında Molla Halit. O da elini açıp diyor ki yağmur yağsa da babam gitmese babamdan ayrılmasa. Tokat. Bazen olur. İnsan döner, içine bakar, bir çocuk bulamaz. Bir çocuk bile bulamaz. Boynunu büker. Anlatası kalmaz hiçbir şey. Nasıl anlatacaksın ki? Neyi anlatacaksın ki? Kime anlatacaksın ki? Kendini anlatamadığını bir başkasına nasıl anlatacaksın ki? Sen sana 43 sene susmuşsun. Sende bir değişme emaresi yok. Sen sana anlatmışsın tam 43 sene boyunca. Senin halinde bir şeyler değişmemiş. Başkasına söylediğin sözden ne fayda olacak? Sen sana nazar etmişsin aynalarda sana bir faydası olmamış. Senin başkasına söylediğin sözden kime ne faydası olacak? Hiçbir şey anlatasım yok. Ah bir anlatacak olsam, ah bir anlatabilsem belki İbrahim Ethem Hazretleri'ni anlatırdım size. Belh şehrinin padişahı maiyetiyle beraber ava çıkmışlar. Hani bir ceylanın peşine düşmüşler. Ceylan kaçmış onlar kovalıyor. Ceylan kaçmış onlar kovalıyor. Nazlı. Bir türkü var ya hani. Nasıldı lan? Gezme Ceylan. Yok. Rast gelsem de avcı vurmuş marala. Rast gelsem de avcı vurmuş marala. Doldur tüfeğini beni yarala. Bir yaralı döşten gayrı nem kaldı. Maral avcı oku çekermiş. Tam bırakacağı sıra Döner ve bir bakarmış avcının gözlerine. Bir göz göze gelirlermiş. Avcı o an tak oku bıraktı. Belki maralı yaralar. Belki düşürür. Ama o bakış var ya. O bakış avcıyı bin defa yaralarmış. Günlerce uykusunu kaçıran bir şey olurmuş. İbrahim Ethem Hazretleri bir maralın peşinde. Bel şehrinin padişahı. Yayını germiş. Ahaliden de biraz uzaklaşmış maralın peşinde giderken bir maral var bir kendisi var. Yayını germiş tam bırakacak maral bir dönüp bakmış. Lisanı hal ile İbrahim eteme demiş ki: "Sen bunun için yaratılmadın." Kala kalmış elinde ok. yayı bırakamamış. Kafası kafasını. "Sen bunun için yaratılmadın." Ondan sonra sergüzeşt başlamış. Bel şehrini terk ediş. Hakiki sultanlığın ardına düşüş. Ondan sonra başlamış. Şimdi sen oturursun bir yerde bir kahve içersin, fincan bağırır. Sen bunun için yaratılmadın. Başını yastığa koyarsın, uyuyacaksın. Yastık bağırır. Sen bunun için yaratılmadın. Bir gecenin uykusu kaça bölünür a dostlar? Bir insan bir gecede 30 defa uykusundan uyanır mı? Ne kadar uyuduğunu bilemez Dönüp bakıyorum içime, içimde bir maral var. Her daim sesleniyor. Sen bunun için yaratılmadın diye. Ne yapsan? E o zaman neyi niye konuşasın ki? Nasıl konuşasın ki? Kime anlatasın ki? Ah bir anlatabilsem, ah bir konuşabilsem, belki Bistamlı Beyazıt'tan bahsederdim Kudüs'e sırrı. Bistam'da oturuyor Hazret. Hemedan'a bir işi çıkmış hani. Onu anlatırdım size. Bir günlük yol. Gitmiş, işlerini halletmiş. Geri dönecek, dönüş yolunda bir ağacın gölgesinde oturmuş. Çıkınını açmış, iki lokma bir şey kayıntı atıştırmış, karnını doyurmuş. Heybesini toplamış, dönmüş gelmiş Bistam'a. Heybeyi açsa ki içinde bir karınca var. Yahu demiş bu karınca ben giderken yoktu heybenin içinde. Gittiğim yerde de yoktu. Herhalde demiş o ağaç gölgesinde oturdum ya. Oranın karıncası olsa gerektir. Mahzun olmuş Hazretim. Yerinden yurdundan kopardık karıncayı. Ovasından, obasından, eşinden, dostundan kopardık. O oranın karıncasıydı. Bunu oraya götürmek lazım. Heybe aldığı gibi bir karıncayı yuvasına götürebilmek için dönmüş, yarım günlük yolu gitmiş, o ağaç gölgesine karıncayı bırakmış. Karıncanın hukukunu zayi etmeyen zatların sohbetini yapabilirim bir konuşabilsem. Ama insanken İnsanın hukukunu rencide eden zamanlar, rencide eden mekanlar, rencide eden gönül sahibi olarak karıncanın hukukunu nasıl anlatacaksın ki? Bistamlı Beyazıt'tan anlatmak kimin hakkıdır Adosta? Ondan bahsedebilmek. Onun ismini dudaklarına alabilmek hangi gönlün hakkıdır deyin bana hele. Ha? Konuşabilsem belki eşkıyanın biri bir gün diye başlardım söze. Adam eşkıya, beldeye bir Allah dostunun geldiğini duymuş. Hadi demişler, birileri vesile olmuş, kalkıp gitmişler huzuruna. Etkilenmiş sohbetinden, nazarından etkiler ya sükutundan etkilenmiş, bakışından etkilenmiş. El tutmuş, tövbe etmiş, İntisap etmiş, gözleri yaşlı. Dönmüşler tam tekkeden çıkacaklar. Yanındakilere dönüp demiş ki ya iyi tamam biz tövbe ettik de babam eşkıyaydı benim. Dedem eşkıyaydı. Ben eşkıyayım. Biz başka bir şey bilmeyiz ki. Ben iş güç bir şey bilmem ki. Şimdi bir de tövbe ettik. Biz bu işleri nasıl yapacağız? Ben. Dönüp mübareğe arz etmişler hali. Efendim böyle böyle diyor deyince o Allah dostu kimdir hatırlamıyorum ama gülmüş. demiş ki baba mesleğine devam et ama insafı elden bırakmasın. Dönüp bakıyorum içime, dönüp bakıyorum kalbime. İnsafı elden bırakmayan bir adam bulabilir miyim? Çevreme bakmıyorum. Ülkeme bakmıyorum. İnsanlar niçin birbirine insafla yaklaşmıyor demiyorum. Niçin insanlar birbirine birazcık olsun halden anlayarak yaklaşmıyor demiyorum. Niçin birbiriyle empati kurmuyor demem zaten. Hem hal olmamız lazım. Niçin hem hal olamıyoruz demiyorum. Bakmıyorum etrafa, bakmıyorum ormana, bakmıyorum insana. Dönüp kalbime bakıyorum. Ve kalbimde o insaf emaresini bulamamakla sus diyorum kendime. Sus. Konuşmak senin harcın değil. Senin haddin değil konuşmak. Bak etrafta çocuklar var ama içinde bir çocuk bile yok senin. Sus. Bak etrafta kuşlar var ama gelip dizinin üstüne konan yok senin. Sus. Bak içinde bir ceylan var ama kulak vermedin o ceylana 43 senedir. Sus. İnsaftan haberin yok. Sus. Anlatma iyisi mi sen hiçbir şey bu hafta? Biri bir gün deyip söze başlama. Ve hatta bitirirken mer selamı. Girerken vermediğin selamı bitirirken ver. Ve dönüp insanlara de ki selamun aleyküm eremeyenler ve hatta eremediğini bilenler, erenlerin gönlüne filan giremeyenler, bir değil bin sene ömrü olsa eremeyeceğini de, erenlerin gönlüne giremeyeceğini de haddini bildiği için bilenler ve hatta bitirirken eyvallah filan deme. Bir programı da etrafa eyvallahla bitirme kendinden illallahla bitir. İllallah.